Bekir Hazar 65 dakika Türkiye yurdun dört bir yanına alarlı ördü, altyapı yatırımları Cumhuriyet tarihimizin en büyük seviyesine geldi. Hatta bu alanda rekor kırıldı. Karayolları, demiryolları, yolları taşımacılığında muazzam adımlar atıldı, dağlar delindi, tüneller açıldı. Denizlerin altına karayolu yapıldı, denizlerin üzerine raylı sistemlerle köprüler inşa edildi. Yeni limanlar start aldı. 2000'li yılların başlarında hayal edemeyeceğimiz bir altyapı sistemi kuruldu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Sorunun cevabı benim de öğrenim gördüğüm iktisat fakültelerinde ders olarak anlatılıyor. Bir ülkede altyapı, ulaşım yoksa üretim de asla olmaz. Yolun olmadığı yere fabrika kurulmaz. Son yıllarda hayata geçirilen bu muazzam altyapının semeresini ve asıl dönüşünü 10 yıl sonunda alacağız. Şimdiden büyük işaretlerini almaya da başladık. 2000 yılında Türkiye'nin ihracatı 27 milyar dolardı. Yıl sonunda bu hızla gidersek ihracata 250 milyar doları yakalayarak tarihimizin en büyük rakamına ulaşacağız. 10 yıl sonra bu altyapıyla 500 milyar dolarlık rakamlara ulaşmaksa artık hayal değil. İşte bu tablo birilerinin uykularını kaçırıyor. Bizim bu yıl 250 milyar dolarlık ihracat yapmamız demek başkalarının pastasından bu oranda pay almamız anlamına geliyor. Düne kadar süt tozu yardımını kurtuluş olarak gören yokluklar ülkesi Türkiye'den, bugün 250 milyar dolarlık ihracatta dünya arenasında ben de varım diyen bir Türkiye'ye gelmek haliyle sömürgecileri ürkütüyor. Lüksemburg'dan gelecek 1 milyon dolarlık yardıma uç açıp geldiğinde hurra çekerek kurtulduk diye atılan manşetleri görmüş, yaşamış ve boynu bükülmüş bir nesil olarak hala hayattayız. Şimdi muhtaç ülkelere koşan bir Türkiye'nin muazzam dönüşümünü de haliyle en iyi biz anlıyoruz. Sadece bununla da kalmadık tabii. Sultan Abdülhamit Ağa'nın 100 yıl önce söylediği en büyük sıkıntımız batı sırtlanlarının geçiş yolunda olmamızdır şeklindeki sözlerini 100 yıl sonra fırsata çeviren bir ülke haline geldik. Azerbaycan, Rus doğalgazından tutun, Irak petrollerine kadar boru hatlarıyla Avrupa'nın adeta vanası olduk. Akdeniz'de bulunan petrol ve doğalgazın en ucuz geçiş noktası olarak gösterilen tek ülkede Türkiye. Dünyanın fabrikası haline gelen Çin'in satmak için ürettiği trilyonlarca dolarlık malında en büyük geçiş yolu yine biz olduk. Pekin'i Londra'ya bağlayan yol İstanbul'dan geçiyor. Türkiye bu tarihi gelişmeleri öngörerek son yıllarda dış politikada da atağa kalktı. Azerbaycan'dan başlayıp Türkmenistan'a, Afganistan'a, Çin sınırına kadar uzanan yelpazede yumuşak gücüyle gerekirse de sert gücünü kullanarak hem koridorlar açtı hem de İpek yolu üzerinde muazzam bir oyun kurucu haline geldi. Balkanların gözünü tamamen Ankara'ya çevirmesine yol açtı. Bununla da yetinmedi Libya, Sudan, Somali üzerinden Afrika'ya kapılar açtı. Nijerya, Çat, Nijer, Senegal, Cezayir, Mali, Moritanya gibi ülkelere bir ağabey olarak girerek ekonomik ağlar ördü. İçimizde batı sevdalısı, ne işimiz var dışarıda diyenleri inat, geleceğimizin en büyük köprülerini kurdu. Düne kadar her dediğine boyun eğdiğimiz, gıkımızı çıkaramadığımız batının sırtlanlarını geçiş yollarımıza, dünyadaki unuttuğumuz yumuşak gücümüzle Türkiye'ye bağımlı hale getirdik. Almanya Başbakanı Merkel'in Yunanistan'ı yönetenleri önceki gün Türkiye ile iyi geçinin demesi boşuna değil. Ankara'yı kaybedecek batı yüzlerce milyar dolarını toprağa gömecek hale dönüşüyor. Bunu görüyor ve biliyorlar. Türkiye'nin 100 yıl sonra batıya ülke çıkarları için artık gerektiğinde hayır demesi, res çekmesi boşuna değil. 10 yıl sonra başka, 20 veya 50 yıl sonra bambaşka bir Türkiye olacak. Bugünkü haliyle dünyada artık oyun kurucu bir ülke olarak gösterilen Türkiye, 10 yıllar sonra ne hale gelecek siz düşünün. İçerideki kısır çekişmelerden dolayı bunları düşünmeye fırsat bırakmıyorlar. Ancak emin olun ki onlar dışarıda her gün geleceğin Türkiye'sini konuşuyorlar. Bize olan bağımlılıkları her geçen gün arttığı için kolay yönetilebilir eski Türkiye hayalleriyle yaşıyor, planlar yapıyor. Muhalefetin bu ülkede seçimi kazanması için maddi manevi her şeyleriyle destek olup yırtınıyorlar. Darbe dahil her yolu denediler, Ankara'yı alamadılar. Seçimde Erdoğan'a kaybettirmekten başka seçenekleri kalmadı. Türkiye'de muhalefete destek vererek Erdoğan'ı indireceğiz diyen ABD Başkanı Biden'dı. Başkan Erdoğan'la dün bir araya gelip 65 dakika görüşmesine ben bu gözle gülümseyerek baktım. Aslında 20 dakika görüşmeleri planlanmıştı ama bir türlü indiremediğinle yüz yüze gelmek ve kabına artık sığmayan bir Türkiye varsa 20 dakikaya sığar mıydı? Bekir Hazar Bülent Erandaç Lider Diplomasisi Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en tecrübeli lideri. Dünya olaylarının bugün seyrini değiştirici özellikle lider diplomasisinin ustası. Başkan Erdoğan'ın son derece başarıyla icra ettiği lider diplomasisi, Türkiye'nin bölgesel güç, küresel aktör özelliğini takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın 21 Eylül 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşma ve 12 liderle baş başa yaptığı görüşmelerden başlayarak son 45 gün içinde gerçekleştirdiği lider buluşmaları temaslarına bakınca Türkiye'nin başkanlık modeliyle yürüttüğü diplomasi seferberliği dikkati çekiyor. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin başta olmak üzere son 45 gün içinde Birleşmiş Milletler'de, New York'ta, Ankara'da, Moskova'da, Afrika'da, Azerbaycan'da ve Avrupa'da birçok liderle yaptığı görüşmeler bir başarılı diplomasi hikayesidir. Başkan Erdoğan, dış siyasetteki 20 yıllık verimli tecrübesiyle dünyanın önde gelen ülkelerinin liderlerinin özelliklerini biliyor ve ve uluslararası sistemin gidişatını erkenden okuyarak jeopolitik hamlelerin farkına varıyor. Başkan Erdoğan'ın özellikle dünyanın iki küresel gücü konumundaki ABD Başkanı ve Rusya lideri Putin'le arka arkaya görüşmeleri, lider diplomasisinin çarpıcı bir örneği olarak diplomasi tarihindeki yerini almaktadır. Yeni dünya düzeni kurulurken ülkemizin konumunu belirleme konusunda Erdoğan'ın başarılı lider diplomasisi Türkiye'nin şansıdır. 2023'e giderken 20. yüzyıl liberal dünya düzeninin ve üreti ittifaklarının erozyonu devam ediyor. Transatlantik ittifakındaki çatlağın büyümesi, ABD Avrupa ile Rusya ve Çin arasındaki gizli savaşın sürmesi ve Orta Doğu'da yeni krizlerin çıkması gündemdedir. Küresel dalgalanmanın bölgemizde etkileri son derece kritik gelişmelere konu olmaktadır. ABD İsrail'in Ortadoğu'da böl yönet, böl yut stratejileri sürerken Başkan Erdoğan tecrübesiyle derin gelişmeleri çok iyi okumaktadır. Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde boşlukları idealendirerek Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Azerbaycan, Balkanlarda tarihi jeopolitik hamleler yaparak yeni dünya masasına etkili aktör olarak oturma şansını yakalamıştır. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar dünya olaylarına stratejik açıdan bakarsak, Başkan Erdoğan'ın Türk dünyası ve Afrika paradigmaları hayati gelişmelere konu olacaktır. Erdoğan Türk Dünyası Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi Türk dünyasının birleşmesini adım adım gerçekleştirmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önceki gün yaptığı konuşma çok önemlidir. Aliyev, öz kardeşim Erdoğan, Türkiye iç müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki, bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Erdoğan faktörü bütün Türk dünyası için en önemli faktörlerden biridir demiştir. Erdoğan Afrika Derinliği 42 Türk Büyükelçiliği ile Türkiye Afrika'nın kılcal damarlarına taze kan olarak akmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirdi. Sadece bu tablo bile tek başına Türkiye'nin Afrika kıtası ile ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir. Son sefer Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya'ya gerçekleşti. Erdoğan'ın siyaset tarzı ve diplomaside sergilediği yaklaşım gerek Türk dış politika yapımında gerek uluslararası arenada bir ilgin faktör yaratmaktadır. İşte dünyanın daha da karışacağı 2023 sürecinde Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihi özellik kazanmıştır. Günümüzde dünya siyasetine şekil veren liderler arasında tecrübe açısından öne çıkan Erdoğan'ın hem uluslararası olaylara müdahale edebilme, hem de iç siyasetleri konsolide etme boyutuyla etkili olabilmesinin önü 2023 seçimlerinde Türkiye'nin şansı olarak dikkati çekmektedir. Erdoğan'ın tecrübesiyle meydan okumaları, muhatapları ile istikrarlı bir müzakere yürütmesinin anahtarı 2023'tür. Aziz milletimiz vereceği kararla sadece Cumhurbaşkanı seçmeyecek, güçlü ve büyük Türkiye'yi kimin kurabileceğini de belirleyecektir. Zafer inananların olacaktır. Bülent Erandaç